Evlat. İsmail, yakala. Sizi görmek ne kadar güzel Bay Lieberman. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim Bay Strasser, emin olabilirsiniz. Sizin gibi ünlü bir Nazi avcısını kira gibi ufak bir detayla rahatsız etmek istemezdim. Ama ayın 3'ü oldu. Evet, çok doğru. Birkaç gün içinde çekinizi alacaksınız. Tabii ki zamanınız bol Bay Lieberman. Sorumluluklarınızdan kaçmaya devam edin lütfen. Ama bu arada bina mahvolmaya devam ediyor. Sırf sizin yüzünüzden. Her yerde su kaçakları var. Dairenize fazla eşya koyarak yukarı kattaki borulara baskı yapıyorsunuz. Ve hepsini kırıyorsunuz. Yukarı katın borularının kırılmasının suçlusu ben miyim? Her şey birbirine bağlantılı. Sizin yüzünüzden yakında tüm bina çökecek. Çıkın Esra. Bina. Bu daireye o ağır dosya dolaplarını getirmeye... Sana Paraguay'dan telefon var. Tamam. Biliyorsunuz burası bir ofis değil. Bu dolapları daireme getirmeye hakkınız yok. Tamam. Bir dahaki sefere kiracı olarak gün tüccarı bulursun. Alo.
Bay Lieberman? Çıkın. Biraz daha yüksek sesle konuşmanız gerekiyor. Sizi duyamıyorum. Çıkın dedim. Barry Kohler mi? Hayır, sizi tanıdığımı sanmıyorum. Bir paket fotoğraf gönderdim. Gelmedi mi? Aksanınızdan Amerikalı olduğunuz anlaşılıyor. İyi de Paraguay'da işiniz ne? Bir grup Nazi'nin hareketlerini gözlemliyorum. Bazıları savaş suçlusu. Kitap ve makalelerinizden tanıyorum. Ne? 40 yıllık emeği ve fedakarlığa sen çöplük mü diyorsun? Evet, çöplük. Bay Strasser, çöplük. Burada değerli zamanımızı harcıyoruz. Gözlerim henüz bozulmadı. Tavanınızdan aşağı büyük sıva parçaları dökülüp duruyor. Bakın yere nasıl basıyorum. Bu gidişle yakında sizin dairenize ve tam da sevgili karınızın kucağına düşeceğim, Tanrı korusun. Gelin. Aa, beni itmeyin. Beni ve abimi rahat bırak. Çık dışarı. Gelin Bay Strasser. Esther, bu adam ahmağın teki. Hayır, ahmak olan değil. Beni sinirlendirmesine izin verdim. Hadi git de telefon al. Telefondaki delikanlı Güney Amerika'da Naziler olduğunu keşfetmiş. Evet, Bay Kohler, üzgünüm ama biraz ayrılmam gerekti. Şimdi... Yalnız çalışırım. Sizin gibi Bay Lieberman. O yüzden sizi aradım. Bir şeyler yakaladım. Bay Kohler, Paraguay'da Naziler olduğunu öğrenmek sizi belki şaşırtmış olabilir ama emin olun bu benim için yeni bir haber değil. Orada biraz daha kalırsanız Paraguay'da Naziler var olmaya devam edecek ama dünyadan bir Musevi daha eksilecek. Bir şeyler dönüyor. Bir çeşit operasyon için toplanıyorlar. Birkaç tanesi devamlı Ralph Gunter'in evine girip çıkıyor. Şimdi ne yapmam gerek? Uçağa atla ve evine git. Daha iyisi Amerikan Büyükelçiliğine git. Hatta oraya koşarak git ve seni bir uçağa bindirmelerini iste. Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Ne istiyormuş? Bilmiyorum. Tavsiye istiyordu. Onun gibi bir çocuk Paraguay'da bir gün bile sağ kalabildiği için şanslı sayılır. Her neyse. Ben de ona hemen evine dönmesini söyledim. Ne bekliyordu ki? Alkış mı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Aman Tanrım! Çalışıyor!
Hadi ama lanet olası, çalışsana. Beyler, geliyor. Evet Günter, beklediğimiz an geldi. Beyler, beyler, rahata geçin, yalvarırım. Günter, bizi tanıştırır mısın? Tabii ki Doktor Mengele. Mengele. Yüzbaşı Gerhard Mund. Evet, sizin hakkınızda hep övgüyle konuşulduğunu duydum Yüzbaşı Mund. Teşekkür ederim doktor. Binbaşı Ludwig Traustiner. Geldiğiniz için sağ olun binbaşı. Yüzbaşı. Tamam Günter. Yüzbaşı Farnbach ve ben eski yoldaşlarız. Öyle değil mi yüzbaşı? Sizin tarafınızdan hatırlanmak benim için bir onurdur efendim. Davanın ilk günlerinden kalan güvenilir subayları hatırlamayacak kadar bunak ya da kıymet bilmez biri değilim, merak etmeyin. Ve şimdi de gençlere gelelim. Bu Wilhelm Hesse'nin oğlu Dietrich Hesse. Hoş geldin delikanlı. Wolfgang Kleist. Aramıza katıldığına çok sevindim. Teşekkür ederim doktor. Ve Arno Schwimmer. Çok sevindim Bay Schwimmer. Şimdi iş konuşalım. Hepiniz oturun beyler, lütfen. Sizin göreviniz yoldaşlık organizasyonunun şu ana dek gerçekleştirdiği en önemli operasyonu yürütmektir. Bu bir programın en hayati aşamasıdır. Ben ve liderleriniz uzun zamandır bu yolda büyük emek harcıyoruz. Sizin bu projedeki başarınız Ari ırkın kaderinin başarılı olma umudunu da beraberinde getirecek. Bu konuda bir abartı yok. Tümüyle doğru. Bu kutsal bir görev beyler. Bu göreve seçildiğiniz için her birinizin onur duyması gerekir. Şimdi ayrıntılara gelelim. 2,5 yıl içinde 94 erkek belirli tarihlerde ölmek zorunda. Bu erkeklerden 16'sı Batı Almanya'da, 14 tanesi İsveç'te, 13 tanesi İngiltere'de, 12'si ABD'de, 10 tane Norveç'te, 9 tanesi Avusturya'da, 8 tanesi Hollanda'da ve 6'şar tanesi de Danimarka ile Kanada'da. Toplamda 94 suikast yapılması gerek. Bu erkeklerin hepsi belirli tarihlerde 65 yaşında olacaklar. Tabii ki birkaçı çoktan doğal nedenlerden hayatını kaybetti. Evet Farnbach. Kim bu adamlar efendim? Yahudiler mi? Hiçbiri değil. Onlar aile babası, vergi müfettişi, devlet memuru ya da okul müdürü. Yani küçük çapta insanlar. Kendimize yardımcı tutma iznimiz var mı? Yardımcı mı? Size bunu önermem. Sakın unutmayın. Bunlar 65 yaşında erkekler. Artık iyi görünmüyorlar. Refleksleri zayıflamış. Güçleri azalmış. Ben İsveç'e çok sık giderim ama bu Raspo denen yerin adını hiç duymadım. Raspo bir köy. Uppsala'dan yaklaşık 15 kilometre uzakta. Sanırım oradaki postane müdürü Bertel Hayden'dı değil mi? Bu yaşlı postacıyı öldürerek
Ari ırkın kaderine yön mü vereceğim yani? Bu görevden alınmak mı istiyorsunuz Yüzbaşı Mont? Hayır efendim. O halde emirleri sorgulamayın. Sadece uygulayın. Peki efendim. Özür dilerim. Başka sorusu olan? Bu adamların aileleri olacaklara karıştırılmamalı. Suç ortağı olsunlar diye genç eşleriyle romantik ilişkilere girmeyi unuttum. Tekrarlıyorum. Aileler bu işe karışmayacak. Büyük Alman şirketlerinin satış elemanları olarak yaşayacak ve seyahat edeceksiniz. İhtiyaç duyacağınız her türlü ekipman için yeterli paranız olacak. İşiniz bittikten sonra karargaha haber vermeniz çok önemli. Çünkü böldüğüm için özür dilerim efendim ama dışarıda bir dinlemeyeceğiz tespit edilmiş. Bulun onu. Bulun onu. Liberman, bir de şunu dinle. Öldürerek Ari ırkın kaderine yön mü vereceğim ya? Santral numara hala bağlanmadı mı? Ah,
Alo. Kohler mi? Sanırım size oradan ayrılmanızı söylemiştim. Ama ayrılmadım Bay Lieberman. Böyle yaptığım için sevineceksiniz. Doktor Josef Mengele bu gece buradaydı. Yani siz beni sabahın 3'ünde Doktor Josef Mengele'nin Paraguay'da olduğunu söylemek için mi aradınız? Bunu biliyorum Bay Kohler. Kız kardeşim de biliyor, ev sahibim de biliyor, terzim de. Şimdi siz de biliyorsunuz, sizi içtenlikle tebrik ederim. Bu gece Günter'in evinde bir toplantıya katıldı. Diğerleri de oradaydı. Mengele onları önümüzdeki 2,5 sene içinde 65 yaşındaki 94 erkeği öldürmekle görevlendirdi. Siz neden bahsediyorsunuz? 65 yaşında 94 erkek. 2,5 yılda mı? Sizi duyuyorum Bay Kohler. Sadece söylediklerinizi anlayamıyorum. Tanrı aşkına bana inanmanıza gerek yok. Zaten hepsini kasete kaydettim. Evet, hepsini. Avrupa, Kanada, Amerika. Çoğu devlet memuru. Tamam, sizi dinleteceğim. Biraz bekleyin lütfen. Acele etme. Yaşlı insanlar bir kez uyandıktan sonra kolay kolay uykuya dönemez. Hoş geldin delikanlı. Şu an tanıştırma ve el sıkılması var, o kadar. Teşekkür ederim doktor. Mengele yönetim kurulu başkanı gibi davranıyor. Çok sevindim Bay Şivim'i. Lütfen soru sormayı bırakıp dinler misiniz Bay Lieberman? Şimdi iş konuşun. Hepiniz oturun. Tamam. İşte başlıyor. Sizin göreviniz yoldaşlık operasyonu. Şu anda gerçekleştirdiği en önemli operasyonu yürütmek. Kohler! Programın en hayati aşaması. Orada mısınız Kohler? Kohler! Alo! Sizin bu projedeki başarınız... Kohler? Odayı temizleyin ve cesetten kurtulun. Bu sürüngenden geriye hiçbir iz kalmamalı. Her şey yolunda. Polislerin icabına da sen bakarsın. Adam kimi arıyormuş? Bu önemli değil. Belki de beklemelisiniz. Hiçbir şey için bekleyemeyiz. 4. Reich geliyor Günter. Adamlarımız planlandığı gibi yarın gidecek. Öldür onu. Peki bunu daha fazla araştırmanın bir yolu yok mu? Tamam, teşekkür ederim. Viyana Telefon İşletmesi Paraguay'dan bir arama geldiğini doğruluyor ama Paraguay böyle bir konuşma olmadı diyor. Sonunda o çocuktan gelen bir şeyler buldum. Mond. Ölüm mangasında yüzbaşı. Farnbach, Gestapo ajanı. Trausteiner, Dao kampı komutan yardımcısı. Bunlar ucuz bürokratlar ve katiller. Bunlarsa... Kim bilir? Ezra, biliyorsun içmemelisin. Esther, tüm yaşadıklarımdan sonra bir nefesten bir şey olmaz... Bu da... Albay Edward Zeibert.
Rauş'a çok yakındır, yoldaşlık örgütünün başına. Savaşta Doğu cephesinde idam mangalarının başındaki adam da oydu biliyorsun. Tam bir aristokrattır. Bu kadar uygunsuz bir durumun içinde ne arıyor acaba? Ah, demek ki gerçekten bir şeyler dönüyor. Ha. Esther, telefonda o çocuk susturulduktan sonra bir şey hissettim. Sessizlikte bir şey vardı. Sanki canlı bir şeydi. Ve nefret doluydu. Belki de artık bunuyor mu? Buna vaktin yok. ...94... sıradan erkek. Beynon! Hay Allah. Bay Beynon, sizi yeniden görmek ne güzel. Nasılsınız bakalım? Sağlığımdan pek şikayetçi sayılmam. Acaba biraz vaktinizi alabilir miyim? Çok üzgünüm, yemeğe geciktim. Ne kadar giderilmez bir açlığınız varmış böyle. Sizi geçen hafta 8 defa aradım ve her seferinde yemekteydiniz. Belki de bağırsak kurdunuz falan vardır. Hadi şimdi yapma. Biraz vaktini alacağım sadece. Ha, pekala. Gel hadi. Ezra, bu lanet toplama kampları konusunu aklına takmışsın. Neden çabalayıp duruyorsun ki? Hiçbir sonuç çıkmadı. Frida Maloney hapse girdi. Frida Maloney? O sadece bir kampta gardiyandı. Genç kızları kendi saçlarıyla boğardı. Yetimleri süngülerdi. Evet, belki korkunç bir suçluydu ama 30 sene sonra haber değeri kalmadı. Sydney, yoldaşlık örgütü tarafından bir komplo düzenleniyor. Bu adamlar gizli bir... Ne olduklarını biliyorum. Önümüzdeki 2,5 sene içinde 94 erkeği öldürmeyi planlıyorlar. Yahudileri herhalde. Avrupa, Kanada ve Amerika bürolarından kazayla ölen tüm 65 yaşındaki erkek devlet memurlarının haberlerini istemeni rica ediyorum. Bana iletirsin, ben araştırırım. Peki işin başında kim var? Josef Mengele. Demek bu işteki günah keçisi o. Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi öldüren Auschwitz'in başhekimi için ne kadar ilginç bir tanım. Yahudi ve Yahudi olmayan çocuklar üstünde deneyler yaptı. Genelde ikizleri kullanırdı. Onları birer Aryan haline getirmek için gözlerine mavi boya enjekte etti. Ezra. Binlerce kişinin organlarını ve uzuvlarını kesti. Ameliyatları anestezi olmadan yaptı. Ardında sadece Wagner'in operalarına taş çıkartacak şiddette çığlıklar bıraktı. Bunu sen de biliyorsun değil mi? Bana ders verme. Sydney, bana bir borcun var. Bir zamanlar sana bir birinci sayfa haberi getiren bu ihtiyarı mutlu etmek için bile olsa bana bunu borçlusun Sydney. Şimdi borcunu ödemeni istiyorum. Her gün 60'larındaki kaç erkek ölüyor haberin var mı? Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Bunu karınıza saklayın Bay Doring. Ama bendekiler ona fazla geliyor. Ben de biliyorum Bay Doring. Hadi gidin, gidin. Domuz.
Aferin sana. Uslu çocuk. Zaybert, haberler nasıl? Haberler iyi. Tüm satış görevlilerimiz yerine vardı. İlk kotalar dolduruldu. Hem de tam tarihlerinde. İki gün erken veya bir gün geç. Muhteşem, muhteşem. Gel. Güzel bir yemek yiyelim. Kayıtlarım için bana tüm bunların tam raporları lazım. Ben hallettim bile. Yedi tanesinden dördü tam tarihlerinde. Bunlar iyi adamlar. İyi seçilmişler. Beni dün Casa Brava'dan General Rauch aradı. Bize neden Liberman'dan bahsetmedin? Bunun gerekli olduğunu düşünmedim. General çok endişeli. Ama Ezra Liberman'ı hiç kimse ciddiye almaz ki. Ona para gönderen zengin Yahudiler bile vicdanlarını rahatlatmanın daha iyi yollarını buldular. Adamın banka hesabı bomboş. Takipçileri ondan ayrılıyor. İş bitti. Bu yüzden bahsetmenin önemli olmadığına karar verdim. Kusura bakma doktor ama bu karar sana ait değil. Dünyanın dört bir yanındaki ajanlarımızı tehlikeye atabilirsin. Ben sana Liberman'dan bahsetseydim sen de projemi tehlikeye atardın, değil mi? Bu işi 3 veya 4 ay ertelesek sonuçları ne olur acaba? Bu kazancımızı %20 oranında düşürür. İlk 4 ay içinde 18 erkek var. Bu sonuçları tamamen değiştirir. Kazançlı olacağını varsayarsak... Size söz verdiğim sonuçlara ulaşacağız. General Rauch, o 6 adamı geri çağırmak istiyor. Olanaksız. Önce Liberman'ın neler bildiğini öğren. İmkansız. Bu projenin uyulması gereken sıkı bir zamanlaması var. Bu değiştirilemez. Ama doktor... Albay... Benim ne yaptığımı tam olarak anlayabiliyor musun acaba? Bir kanun kaçağı, bir sözde savaş suçlusu olan ben, burada Tanrı'nın unuttuğu yerde bilimsel bir mucize yarattım. Tüm dünyayı bir laboratuvara dönüştürdüm, bizim laboratuvarımıza. Bana 6 adamın hesabını yapma. Eğer onlar yakalanırsa 6 tane daha gönderirim. Sonra 6 tane daha ve bir 6 tane daha. Ta ki görev tamamlanıncaya kadar. Evet, katılıyorum doktor, katılıyorum.
Umarım bu Liberman konusunu çözebiliriz ve sen de o güzel isim tahtana 94 tane çentik atabilirsin. Şimdi uçağıma dek bana eşlik et. Bu konuda ne kadar tutkulu olduğumu görüyorsun. Aha. Bir gün burası milyonlarca öğrencinin ziyaret ettiği bir tapınak olacak. Evet, ne güzel bir düşünce. Çok güzel. Gladbeck treni 3:30'da Ezra. Yetişiriz, yetişiriz. Ben ne zaman bir treni kaçırdım? Ben yokken ne yapacağını biliyorsun, öyle değil mi? Tüm o haberleri okuyacağım. Onları ülkelere ve şehirlere göre ayıracağım. Tüm şiddet suçlarını ayıracağım. Ezra, daha şimdiden 100'den fazla haber geldi. Ve Beynon daha fazlası da vardı. Bir yerden başlamak gerek. Evet, ama tüm o adamların peşine düşecek paramız. İşte ben de bu yüzden yakın ve ucuz olan şehirlere gidiyorum. Bu sadece bir başlangıç. Evet, ama biliyorsun ki... New England'daki olayları diğerlerinden ayırmayı unutma. Onları ders gezisine çıktığım zaman incelerim. Yine hiç yardım gelmeyecek. Yardım yok, para yok, zaman yok. Bu yeni bir şey değil ki. Kapatmaya. Bırak kalsın. Müziği severim. Ama o sevmiyor. Sonra alt katta dolanıp kapımı dinler ve beni yakalamak için fırsat kollar. Yakalamak mı? Ne yaparken? Şu anda yaptığımız şeyi yaparken. Bay Harrington evinde böyle şeyler yapılmasından hiç hoşlanmaz biliyorsun. Bir eşi ve çocuğu var. Yaşlı keçi. Onu buraya davet etsem hayır demez ama. Belki de davet ederiz. Daha sonra. Burası Bayan Doring'in evi mi? Benim adım Liberman. Güzel. Sanırım şu anda telefonla görüşüyor. Sen onun torunu musun? Oğluyum. Bay Liberman. Bayan Doring, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
Oturmaz mısınız acaba? Ha, teşekkürler. Siz televizyonda çıkan o adamsınız. Birkaç ay önce. Şu Nazi avcısı. Frida Maloney. Yakaladığınızda Nazileri öldürüyor musunuz? Aa, bu kanunlara aykırı. Onları mahkemeye çıkarmak daha iyi. Böylece insanlar öğreniyor. Neyi öğreniyor? Kim olduklarını. Ne yaptıklarını. Peki onları neden yakalıyorsunuz? Tarih kitaplarında isimleri geçsin diye mi? Oğlunuz gerçekten çok zeki Bayan Doring. Evet ama kesinlikle çok tembel. Örneğin şu anda odasında çalışıyor olması gerekiyordu. Aynı anda hem kapıya bakıp hem de odamda olamam değil mi? Sadece şaka yapıyordum hayatım. Hadi şimdi lütfen git ve çalış. Konuşabiliriz. Öncelikle üzüntülerimi bildirmek isterim. Yaşadıklarınız sizin için çok zor olmalı sanırım. Teşekkürler. Acaba o sizin tek çocuğunuz mu? Evet. Kocanız tüm parasını size ve eriye mi bıraktı? Bize ve kız kardeşine. Bunu neden sordunuz? Çünkü onun ölümü ardındaki nedeni bulmaya çalışıyorum. Emil'in ölümü bir kazaydı. O bir Nazi miydi? Ben onunla 1955'ten sonra tanıştım. Bunu bilmem olanaksız. Peki acaba Doktor Josef Mengele isminden hiç bahsetti mi? Kim? Aranızda oldukça büyük bir yaş farkı varmış, öyle değil. Aha. Tek fark bu değildi. Yaşım 20'ydi. Çiftlikten yeni ayrılmıştım ve o da taşıma komisyonunun büyük şeflerinden biriydi. Sanırım 43 yaşındaydı. Onun hiç hobisi var mıydı? Hayır. Evet. Evet, çok özel bir hobisi vardı Bay Lieberman. Önüne çıkan hemen her fırsatta oğlumu döver ve aşağılardı. Onu aslında kim öldürdü söylememi ister misiniz? Tanrı. Bu aptal çiftlik kızını kurtarmak için 22 senelik mutsuzluğun ardından... Naziler dualara cevap verir mi Bay Lieberman? Hayır. Bu Tanrı'nın işidir. Emily o arabanın altına itti. Günden beri ona her gece şükrediyorum. Daha önce de yapabilirdi. Ama yine de teşekkür ediyorum. Sen de kimsin böyle? Gelin Bay Harrington. Sizinle konuşmak istiyorum. Evet, konuşacağız. Ya, iyi olur. John! John. Simon, o kuklayla oynamayı bırak ve ellerini yıka. Alo? Hemen yıkıyorum anne.
Biraz beklerseniz hemen çağırırım. Nancy! Nancy! Telefon Nancy! 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 Hadi Nancy, hayatını yatakta geçiremezsin. Nancy! Güzel, güzel. İnanılmaz derecede dakik. Her şey plana uygun ilerliyor. Buraya gelmene gerek yoktu Zaybert. Telsizi kullanabilirdin. Gerçi burada zeki konuklara muhtacım ama olsun. Günter evindeki dijital saati ne kadar beğendiğini unutmamış. Ah, teşekkürler dostum. Çok kibarsın. Ne kadar güzel bir alet. İnanılmaz. Bir sorun var. Lieberman Gladbeck'e Doring'in evine gitmiş. Herhalde Doring hakkında bir şeyler öğrenmiş. Bilmiyor muydun? Nereden bileyim? Kohler denen adamdan. İmkansız. O zaman Lieberman Doring'e nasıl ulaştı? Rastlantı olmalı. Pek bilimsel bir açıklama değil, değil mi doktor? Beni sorguya mı çekiyorsun Albay Zaybert? General Rauch beni bu projenin güvenliğinin başına geçirdi. Tüm gerçekleri bilmezsem işimi yapamam. Ama biliyorsun, her şeyi burnunu sokan beceriksiz yaşlı bir Yahudi kurbanlardan birine denk geldi. Daha fazlasını bilmene gerek yok. Sonraki mantıklı adımı bir aptal bile görebilir. Öldür onu. Birini öldürmek istemiyorum. Saçmalık bu. Ayrıca bazı polis kuruluşlarıyla da bağlantısı olabilir. Ya da gizli servislerle. Artık ona hiç aldırmıyorlar. Eğer aniden ölürse aldırırlar. Şey, peki o zaman ne yapacaksın? Artık Lieberman'ın daha dikkatli izlenmesi gerek. Eğer bize yaklaşırsa bir karar vermek gerekecek. Lieberman'ı öldürmenin yaratacağı tehlikeyle projenin bilimsel değeri arasında karşılaştırma yapacağız. Sen şimdi bana güvenlik şefim olarak şunu mu diyorsun? 20 yılımızı ve milyonlarca dolarımızı harcadığımız bu proje kimsenin aldırmadığı yaşlı bir Yahudi yüzünden son mu bulacak? Bana kızmanıza gerek yok Doktor Mengele. Bu Lieberman sorunu çıktığından beri sizi destekleyen az sayıda kişiden biriyim. Dizlerimin üstüne çöküp teşekkür mü edeyim? Beni dinle Zaybert. Kendi başarısızlığını ya da korkularını üstüme atmana asla izin veremem. Ben bir bilim adamıyım. Üstüme düşeni yaptım. Sen de bir idamcısın. İşini yap. Bir karşılama komitesi. Ne güzel. Nasıl gitti? Çok eğitici bir geziydi. Freiburn'daki Krasner'in ölümü birçok insanın gözü önünde gerçekleşen gerçek bir kazaymış. Gladbeck'te genç bir ev hanımıyla tanıştım. Yaşlı kocasının ölümünden dolayı pek de üzgün olduğunu söyleyemem. Prosheim'da ise kapıyı suratıma kapatıverdiler. Diğerleri de büyük olasılıkla aynını yapacak. Biliyorum. Gel de bir kahve içelim. Evet, hadi.
Affedersiniz Bay Lieberman. Benim adım David Bennett. Sanırım bir arkadaşımı tanıyorsunuz. Barry Kohler. Oo, ikide bir arayan kişi siz misiniz? Bay Kohler'den haber var mı? Yok. Sizinle çalıştığını biliyorum. Bu doğru değil. Ama sizinle iletişim kurdum. Bunu nereden biliyorsunuz? Bizim aldığımız mektuplardan. Sizin mi? Genç Musevi savunmacılar. Bir avuç gereksiz fanatik. Kohler bana yalnız çalıştığını söyledi. Evet, sizin yüzünüzden öyle yaptı. Kitaplarınızı okuduktan sonra yöntemlerini değiştirmeye karar verdi. Arkadaşınızı Paraguay'a ben yollamadım. Bana bunları yolladı. Anlamsız bir iz üstünde olmadığını kanıtlamak için. Bu üç genci tanıyamamıştı. Onları ben aradım. İşte bu Clyde, Hessen, bu da Şivimer. Paraguay'daki neonazi organizasyonunun üyeleri. Bunların benim için önemi yok. Peki Barry Kohler'in hayatıyla ilgileniyor musunuz? Bu şekilde konuşmaya hiç hakkın yok. Barry Kohler hayatta mı? Ben nereden bileyim? Bay Lieberman, Barry öldü. Bunu biliyorsunuz. Ben de biliyorum. O yüzden buradayım. Bıraktığı yerden ben devralacağım. Yani sizinle beraber. Ben yalnız çalışırım. Ben sizden iş istemiyorum. Sadece biraz bilgi istiyorum. Size yardım edemem. Benimle konuşana kadar sizi rahat bırakmam. Sokak kapınıza dikilirim ve her sabah sizi beklerim. Gereken bilgileri alana kadar benden kurtulamazsınız. Ezra, Beynon'dan haber küpürlerini içeren bir zarf daha geldi. Büyük bir zarf. Pekala delikanlı. Konuşacağız. Günaydın. Ben Sterling köyünü arıyorum. Yanlış yoldan gelmişsiniz. Geri dönün ve güney yolunu izleyin. Yaklaşık 16 kilometre. Sonra sağa dönün. Öyle ulaşırsınız. Teşekkür ederim. Bu bölgede ne arıyorsunuz? Ne? Siz İsveçli değilsiniz. Evet, aslen Dortmund'luyum ama şu anda Stockholm'de yaşıyorum. Ben de Almanya'da bir süre yaşadım. Hadi ama Mund, hafızanı mı kaybettin? Aman tanrım, binbaşı harbi. Evet. Seni hemen tanıdım. İnanamıyorum. Burada ne işin var böyle? Aslında basit bir öykü. Kardeşim bir İsveçli ile evliydi. Esir kampından kaçtıktan sonra yanlarında saklandım. Artık adım Lars Lofquist. Bir enerji şirketinde müfettişim. Peki ya sen? Buraya bir iş için geldim. Yoldaşlık organizasyonu için. İsveç'te mi? Aman tanrım, neler oluyor? Bana söyler misin yoksa emirlere aykırı mı? Boş ver emirleri. Bıktım onlardan. O köye bir okul öğretmenini öldürmeye gideceğim. Ama neden diye sorma. Bunu ben de bilmiyorum. Öğretmenin adı ne? Lundberg, Olafsson? Lundberg. Ama nasıl biri bilmiyorum. Muhtemelen zararsız, yaşlı bir adam ama bunun hiçbir anlamı yok. Üstlerin için bir anlamı olmalı. Yoksa bu görevi sana vermezlerdi. Emir, emirdir. Kendini topla. Sen bir SS subayısın. Bunu unuttun mu? Onurum sadakatimdir. Bu kelimelerin ruhuna kazılı olması gerekirdi. Lundberg'i tanıyorum. Onu sana gösterebilirim.
Aradığım Lundberg değil. Artık cumartesi görüşmemize gerek yok. Kimse Jack'i öldürmeyi aklından geçirmemiştir. Çok sevilen biriydi. Keşke öğrencilerinin gönderdiği mektupları okusaydınız. Tanrım. Size sormam gereken birkaç soru daha var. Kocanız herhangi bir uluslararası gruba üye miydi? Amerikan ordusunun mensubuydu. Rotary üyesiydi. Sanırım o uluslararası. Ordu cenazeye bir merasim kıtası gönderdi. Ve tabut Amerikan bayrağına sarıldı. Yatağın dışında ne işin var? Bir bardak üzüm suyu almaya geldim. Grip olmuş da ben de birkaç gün evde kalabilir miyim diye düşündüm. İşte bu Jack Curry Jr. Sadece Jack Curry artık. Jack? O nasıl söz? Bu Bay Lieberman. Avusturya'dan gelen ünlü bir insan. Peki nesiyle ünlü? İnanılmaz bir şey. Bir ikizin olduğunu biliyor muydun? Almanya Gladbeck'te yaşayan bir oğlan sana tıpatıp benziyor. Tıpatıp mı dediniz? Daha önce böyle bir şey görmedim. İkiz kardeşler bile bu kadar benzer olamaz. Jack, sen yatağına git. Üzüm suyunu ben getiririm. Ama ben bu konuda biraz sana daha... Sana dediğimi yapacaksın. Doktor faturalarını sen ödediğin zaman hastayken istediğin kadar dolaşırsın. Hadi şimdi veda et ve git. Şu işe bak. Görüşmek üzere. Konuşmana dikkat et delikanlı. Ya inanılmaz bir şey. Almanya'daki o delikanlının sizi ziyarete geldiğini sandım. Sesi bile ve gözlerindeki ifade hepsi aynı. Kabalık etmek istemem ama gördüğünüz gibi benim çok işim var. Bakın, kocam Jack'i kimsenin bilerek vurmadığından eminim. Korkunç bir kazaydı. Şimdi izninizle. Merhaba, Harrington'ların evi mi? Evet, Harrington'ların evi. Annenle görüşebilir miyim? Görüşebilirdiniz ama olmaz. Çok kısa sürecek, söz veriyorum. Annem bugün ziyaretçi kabul etmiyor. Şey, belki de ona söylersen... Yoksa dilimizi anlamıyor musun aptal? Evde değiliz. Wilcox'un iki evli kızı var. Hayır, oğlu yok. Harrington'lar, onların çocuğu var mı? Çocuk neye benziyordu? Biraz solgundu ve de düz siyah saçları vardı ve mavi gözleri. Evet evet, dinliyorum, evet. Neden bir anda çocukları merak ettiniz? Dinleyin Bay Bennett. Eğer soruları siz soracaksanız telefon ücretini siz verirsiniz. Hayır. Hiçbir şey. Hayır, bir ilişki kuramadım. Hayır. Bir sonuca ulaşamadım. Evet, sizi yarın ararım. Söz. Geliyorum. Sizinle konuşmam gerek Bay Lieberman. İçeri gelin. Ben de tam sizi görmeye geliyordum. Otursanız. Hayır, fazla uzun kalamam. Jack Jr. nereye gittiğimi bilmiyor. Bay Lieberman. Oğlum benim sahibi olduğum tek şey. Onu elimden alamazsınız. Benim böyle bir niyetim yok. Almanya'daki o çocuktan bahsettiğinizde endişelendim. Jack Jr.'ı bize veren kadın kimseye söylemeyeceğimize dair yemin ettirdi. Oğlunuz evlatlık mı? Sorun şu ki kadın da bir Almandı. Aslında çok da kibar biriydi. Gazetelerde yaptığı söylenen şeyleri okuduğumda cidden çok şaşırmıştım.
Frida Maloney. Oh, Tanrım. Buraya hiç gelmemem gerekirdi. Çantanızda herhangi bir kayıt aleti olmadığına dair yemin edebilir misiniz? Teşekkür ederim. İfadeler yanınızda mı? Bir tanesini getirdim. Anlaşmamıza göre müvekkilim aleyhindeki bütün kararların tekrar gözden geçmesini sağlayacak. Özellikle de sakatlıklara yönelik ifade değişikliklerini getirecektiniz, değil mi? Bu ifadeyi iyi niyetimi göstermek için getirdim. İki tane daha gelecek. Tabii görüşme tatmin edici şekilde yürürse. Olanlar hiç adil değil, biliyorsunuz. Bayan Maloney 27 senedir bir Amerikan vatandaşıyla evli. İki çocuğu var. Bir de torunu. Umarım bu iddia desteklenebilir. Çocuğun annesi ve kurtulan 3 tanık tarafından. Görüşmeyi kısa tutacağız. Sadece müvekkilimin 1964 ve 67 arasında Amerika'da yaptıkları hakkında konuşacaksınız. Hakkındaki suçlamalar ya da savaş sırasında ve sonrasında olanlar hakkında bir şey sorulmayacak. Bu şekilde bir soru gelecek olursa bu görüşmeyi anında sona erdiririm. Bir saniye. Daha önce onu konuşmasına... Hayır. Soruyor bir şeye cevap vermek zorunda mıyım? Onunla ilgili konuşmalarınıza dikkat edin. Sadece bildiklerinizi anlatın. Mümkün olduğunca sakin olmaya çalışın. Bildiklerinizden hariç bir şey söylemeyin. Evet. Demek evlat edindirme merkezindeki işimle ilgili olarak konuşacağım. Evet, bu doğru. Sakıncası yok. Yaptığım şey biraz kanunsuz olabilir ama... birçok insana mutluluk verdim ve önemli olan da budur. Cevap verin lütfen. Bu merkezde çalışmaya nasıl başladınız? 1963 ilkbaharında yoldaşlık organizasyonundan tanıdığım biri benimle temasa geçti. Aha, kim? Bayan Maloney buna yanıt vermeyecek. Savaştan sonra bana yardım ettiler ve bunun karşılığında benden evlat edindirme merkezinde çalışmamı istediler. Aa, nedenini söylediler mi? Bitirmeme izin verirseniz öğrenirsiniz. Rush Gaddis ajansı beni işe aldı. Yoldaşlık organizasyonu reddedilenlerle ilgileniyordu. Koca, çok yaşlı diye reddedilen çiftlerle. Başvuru dosyaları arasında bunları aradım. Özellikle de Kuzey Avrupa asıllı Hristiyan çiftler için. Erkekler 1910 ile 1914 arasında doğmuş olacaktı ve kadınlar da 1933 ve 1937 arasında. Erkekler devlet memurluğu gibi bir işte çalışmalıydı.
ve her iki eşin de sağlık durumları çok iyi olmalıydı. Tüm bunları neden istediklerini açıkladılar mı? Bu bilgi konuyla ilgili değil. Benden emirlere uymam bekleniyordu. Onları sorgulamam değil. Ben de denileni yaptım, her zaman yaptığım gibi. Bundan bir yıl sonra başvuranlardan 7'siyle temasa geçmem emredildi. Onlara sağlıklı birer beyaz erkek çocuk verecektim. Eyalet evlat edinme kağıtları bile tamdı. Bana $500 ödeyeceklerdi. Ve sağlık kayıtları temiz çıktıktan sonra bebekleri alacaklardı. Benimle Kennedy Havaalanı yakınlarında bir otelde buluşacaklardı. Adı da Idlewild'dı. Bebekler bana genelde Warwick Havayolları'nın hostesleri tarafından getirilirdi. Warwick mi? Bütün bebekler Brezilya'dan mı geldi? Sizin için önemli mi? Hayır. Peki neye benziyorlardı? Hepsi de güzel, küçük erkek çocuklardı. Siyah saçlı, delici mavi gözleri olan. Kayıp bir Yahudi torun arıyorsanız aralarında yoktu. Bu bebekleri kaç çifte verdiniz? Yaklaşık 20. Sadece Amerikalılara mı? Bazıları Kanadalıydı. Avrupalı yok mu? Hayır. Curry ailesini hatırlıyor musunuz? Curry mi? Evet. Daha başka? Willock. Henry Willock. Bana köpeğim Chatsy'yi verdi. Güzel bir Doberman'dı. Onu aldığımda sadece 10 haftalıktı. Bu Willock nereliydi? New Providence, Pennsylvania. Peki Willocklar bebeklerini körülerden ne kadar süre sonra aldı? 14 sene geçti. Artık hatırlamıyorum. Peki Josef Mengele'nin tüm bunlarla ne ilgisi var? Buna yanıt vermeyeceğiz. Hepsi numaraydı değil mi? Benim Mengele'den haberim yok. Ama beni onunla ilişkilendireceksiniz değil mi? Ne pahasına olursa olsun beni yakmak istiyorsunuz. 30 sene. Bütün dünya unuttu. Kimse umursamıyor. Sadece sen ısrar ediyorsun. Neden ısrarı bırakıp peşimden ayrılmıyorsun? Size kısa bir sorum daha olacak. Sana hiçbir şey söylemem. Nasıl isterseniz. Bu görüşme hiç de istediğim gibi gitmedi. O yüzden bahsettiğim iki ifadeyi size vermeyeceğim. Seni yalancı Yahudi domuz! Artık bir gardiyan değilsiniz bayan. Mahkumsunuz. Ben buradan elim boş gidebilirim. Ama siz hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Sanırım Bayan Maloney bir soru daha yanıtlayabilir. Köpeğinizin doğum günü ne zamandı? Sen belinin tekisin ihtiyar, öyle değil mi? Şatsi'nin doğum günü mü? 11 Aralık'tı. İyi yolculuklar David. Neden? Güle güle. Mengele. David'ti. Kız kardeşinin nikahı için New York'a gidiyor ama bir haftaya dönecek. Mengele. Bebekleri veriyor. 14 sene sonra babalarını öldürüyor. Doring'i öldürdü. Harrington, Curry, Curry'ler bebeklerini 4 hafta sonra aldı. Ve babası da 4 hafta sonra öldürüldü. Willock. Maloney'nin köpeği 11 Aralık'ta doğmuş. 10 haftalıkmış. Ben hesapladım bile. Doğumu 22 Şubat'a denk gelir. Yani sadece 4 gün kalmış. Willock. New Providence, Pennsylvania. Willock'u arayıp bebeğini ona veren insanlar tarafından öldürüleceğini nasıl söyleyebilirim? Ya da Josef Mengele'nin ikize benzeyen en azından iki diğer çocuğun babasını çoktan öldürttüğünü? Bu kadar uçuk bir öyküye kim inanır ki?
Doktor, geldiğinize çok sevindim. Burada olmak çok güzel. Bu bayan ufak Elsa olabilir mi? Evet, unutmamışsınız. Seni son gördüğümde boyun şu kadardı. Ve öksürüp duruyor. Yo. Güzel kızımızla dans etmek istiyorum. Nasılsınız? Size eşim Gertrude'la tanıştırayım. Hayatım, bu Doktor Mengele. Sizinle tanışmak büyük bir onur. Buraya ikinci balayımız için geldik. Senin Christian Stad'da Oscar Sol'u öldürmeye hazırlanıyor olman gerekirdi. Hayır! O bana ihanet etti. Ve size ihanet etti. Tüm Ari ırka ihanet etti. Bir doktor çağırın. Ben de doktorum seni aptal. Sakın ona yaklaşayım deme. Kapa çeneni seni çirkin kaltak. Bildiğinizi sanıyordum. Kıpırdama. Doktor Mengele, sizi hastanızın yanından biraz alabilir miyim acaba? Lütfen bana izin verin. O adamın geri çağrıldığı bana neden söylenmedi peki? Tüm adamlar geri çağrıldı. Çağrıldı mı? Hafta sonuna dek hepsi burada olacak. Ama neden? Ne oldu ki? Lieberman, Frida Maloney'i hapiste ziyaret etti. Yine mi Lieberman? O lanet olası Yahudi ölene dek beni böyle rahatsız mı edecek? Maloney ona evlatlıklarından bahsetmiş. Ama durum çok da kötü değil Zaybert. Sadece Amerika'dan haberi var. Avrupa'daki işimiz devam edebilir. Organizasyon senin kadar umutlu değil doktor. Ama Lieberman'ın elinde sadece birkaç bilgi kırıntısı var. Onları bir araya getirmesi olanaksız. Deneklerinden 18 tanesi zaten öldü. Yani senin hesaplarına göre bir ya da iki başarı sağlayabiliriz. Ya hesaplarım yanlışsa? Ya 20'de bir şansımız varsa? Ya da 30'da bir? Hayır Zaybert. O adamlar geri dönmeli. Dönemezler. Bu operasyona son verildi. Son mu verildi? Kimin yetkisiyle? General Rauch ve de albayların. Sana söyledim. Sana ta en başında söyledim. Öldür onu. Bu çok kolay olabilirdi. Olay Lieberman'ı açtı. Başka kimin ilgisi var bilemiyorum. Bana ihanet ettiniz. Siz hepiniz cesaretini kaybetmiş bir avuç bencil bunaksınız o kadar. Yaşlılık günlerinizde yan gelip yatmak istiyorsunuz. Ari torunlarınız Yahudiler, siyahlar, doğulular ve alçaklar tarafından yönetilse bile sizin hiç umurunuzda değil. Parmağınızı bile oynatmazsınız. Bu operasyon iptal edildi. Hayır. Belki senin operasyonun iptal edildi. Ama benimki devam ediyor. Heil Hitler.
Bu Mengele. Kendi çapında bir genetikçi sayılabilir. Öyle değil mi? Onun bir ara insanlar üzerinde deneyler yaptığını duydum. İkizler. Öyleyse adam sadistin tekiydi herhalde. Hem de diplomalı bir sadist. Bazı insanlar bunun bilimin en mükemmel tanımı olduğunu söyler. Gördüğüm çocuklar ikiz olmanın da ötesindeydi derken neyi kastettiniz? Sadece benzer görünmüyorlardı. Ayrıca kişilikleri de oldukça benzerdi. Alışılmadık bir şey. Araştırmalar ayrı yetişen ikizlerin tamamen farklı kişilikler geliştirdiğini söyler. Ama bu ikizler ya da belki üçüzler demeliyim. Çünkü yardımcım bir tane daha görmüş olabilir. Onlar sanki aynı insan. Ama farklı lisanlarla yetişmişler. Tabii bu imkansız. Affedersiniz doktor ama imkansız olan nedir? İmkansız olan nedir doktor? Tek çekirdekli üreme. Oo, doktor. Klonlama. Ya size parmağınızın ucundan bir deri parçası alıp yeni bir Ezra Liberman yaratabilirim desem ne derdiniz? Size benim parmağımla boşa zaman kaybetmeyin derdim. Her neyse, klonlama budur. Öncelikle bitkilerde denendi. Bir bitkinin parçası alındı ve sonuç olarak ana bitkinin tam olarak aynısını üretmede kullanıldı. Şimdi aynı şeyi laboratuvar hayvanlarıyla yapıyoruz. Yani bir hayvanı kendisinden üretebiliyor musunuz? Yumurtlama dönemindeki bir dişinin döllenmemiş yumurtasını alıyoruz ve içindeki bütün genlerle kromozomları yok ediyoruz. Ardından içine verici hücrenin çekirdeğini yerleştiriyoruz. Bu bir kan örneğinden alınabilir, hatta bir deri kazıntısından bile. Bu genetik materyali sağlam olan hücre sonunda bir embriyoya dönüşüyor ve yaşayan bir yaratık olarak doğuyor. Ebeveynsiz mi? Bir babaya gerek yok çünkü hücre hiç döllenmiyor. Anneye de. Çünkü genetik kodu başka bir canlıdan geliyor. Anladınız mı? Ve bu yaratık kendinin tam bir kopyası mı oluyor? Doktor, bu nasıl olabilir? Hadi gelin. Deneylerimize en basit hayvanlarla başladık. Karides ve kurbağalarla. Bu hayvanlarda yumurta vücudun dışında dölleniyor.
Ardından memelilere geçtik. Birkaç laboratuvar hayvanı denedik ve tavşanın bu işe uygun olduğunu bulduk. Bu işlemi başarmak için bazı aletler geliştirdim. Tam donanımlı bir mikro enjeksiyon sistemi. Nasıl yapıldığını göstereyim. Burada bir beyaz tavşanın fallop tüplerinden yumurtasını alıyoruz. Şimdi yumurtayı mikroskop altında görüyorsunuz. Görüntüye normal bir dikiş iğnesinin ucunu bir boyut fikri versin diye koydum. Bu kadar ufak mı? Çoğu memeli yumurtası bu boydadır. İnsan yumurtası da dahil. Evet. Sıradaki adım yumurtanın çekirdeğini yok etmek. Ultraviyole ışığı kullanıyoruz. Bu sayede genetik yapısından geriye hiçbir şey kalmıyor. Şu anda bir beyaz tavşanın yumurtasını görüyorsunuz. Buna siyah bir tavşandan alınan kan hücresi enjekte edilecek. Enjeksiyon pipeti sayesinde kan hücrelerinden biri çekiliyor ve yumurtaya enjekte ediliyor. Birkaç saat sonra kültürdeki yumurta bölünüyor ve dişinin içine yerleştirilmeye hazır hale geliyor. Burada embriyo haline geliyorlar. Bir aylık normal doğum sürecinin sonunda bebek tavşanlar haline geliyorlar. Bu durumda beyaz bir anneden siyah yavrular doğuyor. Bu siyah renkleri onların bir siyah tavşanın kan hücresinden klonlandığının kanıtıdır. Ama yumurtaları dişinin içine geri yerleştirmek zor değil mi? Yumurta transferi zor bir olay değil. Bunu laboratuvar hayvanlarıyla hep yaparız. Asıl zor olan kısım mikrocerrahidir. Verici hücreyi yumurtaya yerleştirmek. Eğer şanslıysanız onda biri hayatta kalır. Bu insanlara da yapılabilir mi? Eğer cerrahi tekniği yeterince iyiyse. Bu canavarlık doktor. Neden? Bir sürü Mozart ve Picasso ile beraber yaşamak istemez miydiniz? Tabii bu sadece bir rüya. Vericinin sadece genetik şifresini tekrar üretmeniz yeterli olmaz. Çevresel koşullar da sağlanmalı. Acaba Mengele kendisini mi çoğaltmaya çalışıyor? Hayır. Onun gözleri kahverengi ve kendisi çok zengin bir aileden geliyor. O zaman vericinin aile geçmişini bir inceleyelim. Baba 65 yaşında. Devlet memuru. Anne 42 mi dediniz? Çocuğuna çok düşkün. Düşkün. Çocuk da solgun, koyu saçlı, mavi gözlü, şımarık. Doğru mu? Şimdi. Mengele kopyalama için gerekli olan bütün sosyal ve çevresel şartları kesinlikle biliyordur. Ebeveynleri çocuk 10 yaşındayken boşanmış olsaydı bunun ayarlanması gerekirdi. Doktor Brückner, bu klonlanan kişi, yani verici, hayatta olmalı değil mi? Buna gerek yok. Bir vericiden alınan ayrı hücreler sonsuza kadar saklanabilir. Mozart'ın kanından bir örnekle ve bir kadınla yeteneği ve ekipmanı olan biri birkaç yüz küçük Mozart yaratabilir. Tanrım, gerçekten yapıldıysa o çocuklardan birini görmek isterdim.
Bay Lieberman. Bay Lieberman. Mozart değil doktor. Picasso değil. Dünyayı zenginleştiren bir dahi değil. Bu yalnız küçük bir çocuk. Babası baskıcı biri. O doğduğunda 52 yaşında olan bir gümrük görevlisiydi. Ve onu çok şımartan, ilgilenen bir annesi vardı. O da 29 yaşındaydı. Babası 65 yaşındayken öldü. Çocuk o sıra 14 yaşındaydı. Adolf Hitler. Thank you.
Sen Lieberman mısın? Evet. İçeri gel. Tamam çocuklar. Güzel köpekler. Biri bana yan gözle bakacak olsa boğazını parçalarlar. Sanırım biri seni öldürmek istiyor dediğinde neden altımı ıslatmadım anlamışsındır. Evet. Paltonu çıkar. Çok etkileyici. Evet. O resimleri oğlum çekti. Çok güzel. Çok güzel. Bana kalırsa biraz abartılı. Oğlunuz şu anda evde mi? Hayır, şimdi okulda. Ve Bayan Willock. Sanırım o evdedir. O da hala işte. Evet, şu Nazi Eichmann'ı yakalayan adam sensin. Onun yerini buldum. Ama gerçek kaçırma işini İsrailliler halletti. O işten ne kadar aldın? Hiçbir şey. Bunu sadece tatmin için yaptım. Tüm Nazilerden nefret ederim. Ben Nazileri bilmem. Bizim asıl sorunumuz Zenciler. O Nazilerden biri neden peşimde? Ben konuşmakta biraz güçlük çekiyorum. Onları merak etme, sana zarar vermezler. Tabii sen bana vermezsen. Ben çocukken bana bir köpek saldırmıştı, Alman kurdu. Hala odada bir köpek varken kendimi rahat hissedemem. Tanrım, sen de komşum Vali gibisin. Eğer köpekler kafeste değilse bu tarafa doğru gelemez. Tamam. Hadi çocuklar, girin. İçeri girebilecekleri başka bir yol var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Şimdi çok daha iyiyim. Hey! Kaldır ellerini. Neyin peşindesin söylesene. Bu evin bir bodrumu var mı? Evet. Gidelim. Oğlunun hiç resmi var mı? Masanın üstünde bir albüm var. Neden sordum ki? Lütfen endişelenme. Onu görmek ve onunla konuşmak için can atıyorum. Onu dünyaya getiren doktor benim. Kapıyı aç. Hadi aşağı in Bay Willock. Beni dinle. Yahudiler ya da Naziler hiç umurumda değil. Güzel. Thank you.
Quarryville'e nereden gidebilirim? Çıkışın sonundan sola dönün. 30 kilometre sonra tekrar sol. Yol sizi oraya götürür. Sağ olun. Susun lanet hayvanlar. Ah Tanrım, ne yakışıklı bir çocuk. Bay Willock? Bay Willock? Bay Willock. Bay Willock. Sen. Bay Lieberman. Birazdan seni öldüreceğim. Ama senin tüm çabalarının boşa gittiğini bilerek ölmeni istiyorum. Benim param ve iradem var. Beni kimse durduramaz. Willock'u öldürdün mü? Hayır. Şu anda mutfakta bize birer kokteyl hazırlıyor. (Gülüyor)
Bu gece saat 1'de otel odamdaki televizyonda ne gördüm biliyor musun? Hitler'in filmlerini. Savaş hakkında filmler gösteriyorlar. Harekatı. İnsanlar çok etkilendi. Artık beklenen an geldi. Adolf Hitler yaşıyor. Bu albüm onun resimleriyle dolu. Bobby Willock ve diğer 93 çocuk onun tamı tamına genetik kopyaları. Tamamen onun hücrelerinden yapıldılar. Benim yarım litre kanını ve kaburga derisini almama izin verdi. Hepimiz ilahi bir an yaşadık. 23 Mayıs 1943'te Berghof'taydık. Kendisinin çocuğu olsun istemiyordu. Çünkü hiçbir oğlun öyle tanrısal bir babanın gölgesinde gelişemeyeceğini biliyordu. Ama ondan sonra teorik olarak neyin mümkün olduğunu duydu. Bir gün onun oğlunu değil, karbon kopyasını bile değil, onun orijinalini yaratabilecektim. Bu fikir onu çok etkiledi. Doğru gelecek için doğru Hitler. 1980'ler, 90'lar ve 2000'ler için ısmarlama hazırlanmış bir Hitler olacak. Çekilin. Gidin. Silahım yok. Aman Tanrım. Bobby. Bobby, benim sevgili oğlum. Şu anda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Orada duruyorsun, iyisin, güçlüsün ve yakışıklısın. Şu köpekleri kov Bobby, köpekleri gönder lütfen. Ay, ben ailenizin eski bir dostuyum. Aslında seni doğurtan doktor da benim. Ülke dışından yeni döndüm ve bir uğrayayım dedim. O da beni içeri aldı. Ve sonra bir silah çekti. Neyse ki onun hakkından gelmeyi başardım. Şimdi kov bunları Bobby. Kov şunları lütfen. Kesin. Kesin. Ne kadar zekice. Gidin dedim, çekilin dedim. Artık silah yok bile dedim. Demek ki silah sendeydi. Hayır, ondaydı, onda. Onlar silahlı kişilere saldırmak üzere eğitilmiştir. Köpekler içeride kilitliydi ve onları köpekler saldı. Köpekler asla kilitlenmez. Bobby, sevgili oğlum. Saldırın. Kesin, kesin. Onlar seni dinlemez. Hey. Bobby, o adam senin düşmanın. Onu sakın dinleme. Sana yalvarıyorum. Polisleri ara. Evet. Evet, tabii ki ara Bobby. Ama ondan önce kendin hakkında bilmen gereken şeyler var. Ne demek bu?
Eğer seni dünyadaki herkesten daha iyi tanıdığımı kanıtlarsam, hatta kendi annenden bile, beni dinler misin? Sen zeki bir çocuksun, öyle değil mi? Okulda pek başarılı değilsin. Çünkü onlara göre çok zekisin. Kendi fikirlerini üretmekle çok meşgulsün ve öğretmenlerinden daha zekisin, ha? Benim öğretmenlerim birer hiç. Dünyanın en büyük fotoğrafçısı olacaksın, öyle değil mi? Kendini hiç çevrendekilerden üstün hissettin mi? Köylüler arasındaki bir prens gibi. Bazen herkesten farklı olduğumu hissediyorum. Evet, kesinlikle çok farklısın. Kesinlikle üstünsün. Sen dünyanın en asil kanından doğdun. İçinde şu anda düşünebildiğinden 1000 kat daha büyük hırsları gerçekleştirebilecek bir güç var. Bunu hissediyor olmalısın. Ve onları gerçekleştireceksin Bobby. Gerçekleştireceksin. Sen şu ana kadar yaşayan en büyük insanın kopyasısın. Adolf Hitler'in. Ya Tanrım, çok garipsin. Bobby, sana doğru söylüyorum. Senin gidip içinde ordulara komut edecek bir güç var. Hı? Bütün ne? Ulusları o kendi iradene bağlayabilirsin. Sana babanı öldürdü. Herkesi acımasızca yok edeceksin. Bobby, beni dinle. O işi bu alçak Yahudi yaptı. Senin azılı düşmanın. Babanı o öldürdü ve seni de öldürmeye geldi. Bobby. Bobby, izin ver de seni koruyayım. Doğru zaman geldiğinde içindeki bütün güçler açığa çıkacak. Büyüdüğün zaman dünyanın, insanlığın pislikleriyle dolduğunu göreceksin. Ondan sonra kendi ari ırkını yok oluştan kurtarma isteğini duyacaksın. O zaman kendi mirasına sahip çıkacaksın. Ve seni yarattığım için bana şükredeceksin. Bobby! Artık anlamalısın. Ebeveynlerinin hiçbir değeri yok. Onlar senin için seçildi. Artık amaçlarını yerine getirdiklerine göre hayatından çıkıp gitmeleri gerekir. Bobby! Bobby! Seni lanet olası manyak! Parçalayın! Bobby! Aman Tanrım. Kesin. 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 Tanrım. Çıkın buradan. Dışarı. Sanırım bir ambulans çağırmazsam öleceksin. Şu anda çıkıp gidebilirim. Annem işten geç gelir. O zamana dek ölürsün. Eğer polisleri ararsam ne yaptığımı söyler misin? Tamam. Sık. Hadi sık. Tamam. Anlaştık o zaman.
Old Buck yolundaki Willock arazisine bir polis arabası ve ambulans istiyorum. Hey dostum, bu acil bir durum. Hem de çok acil. David, bu ne güzel sürpriz. Bunu katillerden hangisi yaptı Bay Lieberman? Senin bir nikaha gittiğini sanıyordum. Artık aldatmaca yok. Başka çıkmaz sokak yok. Ha, tamam, tamam. Bunu Mengele yaptı. Ve öldü. Artık bitti. Doringlerin oğlu daha ölmedi. Simon Harrington, Jack Curry ya da Bobby Willock. Biraz zamanımı aldı. İzninizi sürüp Doktor Brückner'e ulaştım. Artık her şeyi biliyoruz. Peki şimdi ne yapacaksınız bakalım? Çocuklar ölecek. Mengele zeki bir adammış. Sanırım o 94 ismi ve adresi ezberlemiştir. Şimdi de beni kandırmaya çalışıyorsun. Zaten odayı araştırmışsın. Bir listesi olmalı. Vardı şimdi bende. Verin onu. Neden? Bu bizim hakkımız ve görevimiz. Ne görevi? Çocuk öldürmek mi? O listeyi verin. Onu benden alman gerek. Ve bunu yaparken adımı da listeye ekleyebilirsin. Size zarar vermek istemiyorum. Beni öldürmen gerek David. Eğer o çocuklardan birine dokunacak olursan, seni ve tüm organizasyonunu polise ihbar ederim. Evet, sahiden yaparım. Yani Hitler'i mi koruyacaksınız? Hayır. Ben masumları katletmem. Bunu sen de yapmazsın. Bir fanatik olabilirsin ama küçük çocukların katili olamazsın. Hiç sanmam. Biliyor musun, burada bir hemşire var. Bayan Hanhan adında, tam bir iyilik meleği. Sigaraları bana o verdi. Geçen gün ne dedi biliyor musun? Bay Lieberman dedi. Toplama kampından ve o kurşunlardan da kurtulduysanız birkaç sigara size zarar vermez. Ne güzel demiş değil mi? Tanrım.